Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu minik bebek yeleğini birlikte çalışacağız. Yakadan başlamalı, koton bir ip kullanıyorum. 100 gram koton ipim var. 4 numarada şiş kullandım arkadaşlar. Şu şekilde 0-6 aylık bebekler için ideal bir ölçü. Aynı zamanda 1 yaşa kadar da rahatlıkla olabilecek büyüklükte bir bebek yeleği. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Arkadaşlar bu bizim yakadan başladığımız yeleğimizin roba kısmı. Şimdi bu roba kısmını yapabilmek için şöyle biz yakayı şöyle arkadaşlar geriye dönen sosis modeli dediğimiz teknikle yaptık. Burayı istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Haroşa da yapabilirsiniz, lastik de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi bunun sayılarını size vermek istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar buraları ben kısa video olarak da yayınladım size. Oradan da bakabilirsiniz. Instagram'ımda da sayılarını veriyorum. Şimdi arkadaşlar burada 70 ilmekle başlıyoruz. Şöyle ben belli yerlerine kadar farklı şekillerde size daha hızlı anlatabilmek için başladım. Şöyle bakın. 70 ilmek atıyorum şişime. İpim koton orta kalınlıkta ve 4 numara şiş kullanıyorum. Aynı sayılarla 3,5 numara ve bebek ipleriyle de yapabilirsiniz. Hiçbir fark olmuyor. Sadece bu arttırmayı bir defa falan fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 70 ilmeği attıktan sonra şöyle arkadaşlar. Şurada bakın şurada kenara 2 tane daha ilmek atıyorum. Ve daha sonra burası 74 ilmeğe çıkmış oluyor. Aynı zamanda bu haroşa kısmını da yapacağız. Buna da aynı bu haroşa kısmını uygulayacağım arkadaşlar. Buraya 2 tane ilmeği atmadan önce 2 diş haroşa yapmam gerekiyor. Şöyle şu şekilde hemen yapıyorum. Size öncelikle haroşayı şöyle arkadaşlar şöyle kameramızı şöyle ilmeğimi alıyorum ve ipimi öne alarak bütün ilmekleri şu şekilde önden örerek haroşaya çeviriyorum. Şu şekilde haroşa yapıyoruz. Şu anda 70 ilmeğimiz var. Bu 2 diş haroşadan sonra tekrar 3. diş haroşada yana 2 tane daha ilmek atacağım. Şimdi burayı 2 diş haroşa olana kadar örelim. Arkadaşlar şöyle 2 diş haroşa olana kadar ördüm. Burayı da 8 sıra olana kadar örüyoruz. Şimdi bu yana şuraya arkadaşlar 2 tane şöyle ilmek atıyorum. 1 2 Bu 2 tane ilmeğimle beraber burada 74 adet ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Yine bunu da şöyle haroşa olarak sıra başına kadar örüyorum. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. 2 ilmek de diğer tarafta atacağız. Arkadaşlar bakın yakamız zaten şöyle kıvrılmaya başladı. Hemen bu taraftan da 2 tane ilmeğimi atıyorum. 1 2 Tekrar dönüyorum. Yine haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Yine şu şekilde haroşa olarak örüyorum arkadaşlar.
Ve ön yüze geçtiğim zaman lastik bandı ve ayrımlarını birlikte yapacağız. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Lastik bandı ve ayrımlarını yaptım. Size şöyle göstermek istiyorum. 6 tane haroşa lastik bandı için uyguluyoruz. Daha sonra 8 tane de düz örüyoruz. Ve önde 14 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Tekrar burada gizli arttırmamızı yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters yaparak tekrar gizli arttırmamızı yapıyoruz. Ve burada 8 ilmeği kol için ayırıyoruz. Tekrar gizli arttırmamızı yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters örüyoruz. Tekrar arkadaşlar bu arkada kalan şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğimizi örüyoruz ve tekrar gizli arttırmamızı yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters örüyoruz. Tekrar gizli arttırmayla 8 ilmekte kol için tekrar örüyoruz. Yine gizli arttırmamızı yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters örüyoruz. Ve tekrar ön ilmeklerinin 8 tanesini düz, 6 tanesini de haroşa örerek ayrımlarımızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu modeli bir önceki videomda bebek yeleği olarak, iki renkli bebek yeleği olarak ördüm. Orada bu arttırmalar ve ayrımlar detaylı bir şekilde var. İsterseniz o videodan bakarak bu ayrımları daha net olarak yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu küçük, yani yeni doğan için yelek uygulamak istedim. Yaka kısmını yine aynı yaptığım için o videomda detaylı anlatım var arkadaşlar. Bu şekilde anlayamayanlar için videomdan ulaşabilirler. Videoya ulaşamayanlar bana yorumda yazarsa linkini gönderirim arkadaşlar. Şimdi burada şu gizli arttırmaların şöyle arkadaşlar, şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. 9 tane arttırma yaptım. Ve ben burada artık bu kol ilmeklerini şu şekilde haroşa ilmeğe çevirmek istiyorum. Bunun için hemen örgümüze başlayalım. Yani bu çok küçük, yeni doğan bebeklerde kullanabileceğiniz küçüklükte bir bebek yeleği olacak arkadaşlar. Şöyle lastik ilmeğimi örüyorum. Ve burada size yine tekrar arttırmalarında nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu iliğimizi açmıştık burada. 2, 4, 6, 8 dönüşte. Tekrar bir ilik daha açacağız arkadaşlar. Şimdi bu ön parçadaki ilmeklerimi de örüyorum. Çok küçük bir bebek yeleği olacağı için arttırmayı 10 tane yapıp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar kol lastiğini örerken yine tekrar arttırmalara devam edeceğiz. 13-14 arttırmada bırakmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu arttırmanın yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle gizli arttırmayı bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bir ters, bir düz ve bir ters olarak örgümüze devam ediyoruz. Ve tekrar şu şekilde gizli arttırma yapıyoruz. Şimdi bu koldaki ilmeklerin tamamını şöyle haroşa ilmeğe çeviriyorum. Şöyle arkadaşlar. Önden alıyoruz ve buraya 3 diş haroşa sırası
yapmamız gerekiyor. Bebek yeleği olarak yapacağız arkadaşlar. Çok küçük olacak. Yeni doğan ve 1 yaşa kadar giyebilecek büyüklükte bir bebek yeleği olacak. Çok kullanışlı. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şöyle arkadaşlar bakın. Bura kol. Şöyle şura ön parçamız. Bu da şöyle kol ilmeklerimiz. Bu kol ilmeklerimize geldiğimiz zaman şurada da var. Bunları 3 diş haroşa olana kadar kol ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şöyle tamamını haroşa olarak örüyorum. Böyle arkadaşlar. Kol ilmeğinde de aynı burada olduğu gibi burada 3 diş haroşa olacak. Şimdi tekrar gizli arttırmamızı yapıyoruz. Şöyle bir ters, bir düz ve bir ters örüyorum. Buradaki ilmekleri istediğiniz şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz saç örgüsü, isterseniz düz. Her şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tekrar yine gizli arttırmamı yapıyorum. Ve bu arka bedendeki ilmekleri normal şöyle düz bir şekilde örüyorum. Şöyle arkadaşlar bu arka ilmekleri düz bir şekilde kol ilmeğine gelene kadar örüyoruz. Şöyle arka bedendeki ilmekleri düz bir şekilde ördüm. Ve tekrar arttırmaya geldik. Yine şöyle gizli arttırma yapıyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters örüyorum. Tekrar yine gizli arttırma yapıyorum. Şimdi bu koldaki ilmeklerimizi yine haroşa ilmeği olarak örüyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde haroşa ilmeği olarak örüyorum. Şöyle koldaki bütün ilmekleri haroşaya çevirdim. Şimdi tekrar gizli arttırmamı yapıyorum. Şöyle bir ters, bir düz ve bir ters arttırmamızı da yaparak tekrar yine gizli arttırmamızı yapıyoruz. Bu ön bandındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kenar bandını da haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Bu arka sırayı da arkadaşlar ters örgü olarak devam ediyorum. Buradaki düz örgüler yine aynı devam edecek. Tekrar arka yüzü örerek ön yüze gelelim. Arkadaşlar şöyle bakın ters yüzden ördüğümde burası bir düz, bir ters, bir düze denk geliyor. Bu arttırdığım kola ait olan ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum şu şekilde. Şöyle arkadaşlar arttırma ilmeğimizi haroşaya çeviriyoruz. Arkadaşlar yine ön yüze geldik. Burada ilk iliğimizi açmıştık. Şurada 2 diş haroşa olduktan sonra. Şimdi tekrar 2, 4, 6, 8 diş haroşadan sonra ikinci iliğimizi açıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 adet haroşamızı örüyoruz, doluyoruz. Tekrar 2 tanesini kesiyoruz. İliğimiz böyle yapılıyor. Tekrar bu düz ilmeklerimizi yine örüyoruz. Ve ikinci sıra haroşa sıramızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle önün ilmeklerini
düz bir şekilde örüyorum. Şöyle tekrar yine arttırmamı yapıyorum. Gizli arttırma olarak yine şurada bir ters, bir düz ve bir ters ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada arttırdığım ilmeğimi de haroşaya çevirmiştim. Yine ters yüzünde bu ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Çünkü kol için ayırdığımız ilmekleri haroşaya çeviriyoruz. Bu şekilde ikinci diş haroşa sırasını da yapmış olduk. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burayı bir diş daha yapacağız. Arka sıradan öreceğiz. Tekrar ön sıraya döndüğümüzde bir diş daha haroşa yaptıktan sonra kol ayrımlarına geçeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın. Önümüz yine aynı arttırmalarımıza devam ederken kolumuzdaki haroşa ilmeklerini oluşturuyoruz. Şu şekilde bakın sadece koldaki ilmekleri haroşaya çeviriyoruz. Bir diş daha haroşa sırası yaptıktan sonra kol ayrımlarını tamamlayacağız. Arkadaşlar şöyle kolda şöyle 3 diş haroşa oldu. Artık kol ayrımını yapmaya geldi sıra. Şimdi şu öndeki ilmeklerimizi örüyoruz. Kol ilmeklerine kadar bu öndeki ilmeklerimizi örelim. Şöyle ön bandımızdaki ilmekleri ördüm arkadaşlar. Şimdi bu arttırma ilmeklerimin de şöyle 3 tanesini örüyorum. Ön bandıma veriyorum. Şimdi bu koldaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Şöyle şu şekilde kesiyorum. Şöyle arkadaşlar bütün ilmekleri koldaki kola ait bütün ilmekleri buraya kadar kesiyoruz. Şu şekilde kola ait olan ilmeklerimizi kestik arkadaşlar. Şöyle bakın küçük bir kolumuz oldu. Şimdi bu arka ilmeklerimizi de örüyoruz. Diğer kol bandımıza kadar daha sonra buradaki kol ilmeklerimizi de keseceğiz. Şöyle arka bandımıza ait olan ilmekleri de ördüm. Şu arttırma ilmeklerimi de arkaya verdim arkadaşlar. Yine bu koldaki ilmekleri şu şekilde kesiyoruz. Buraya kadar keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde kolumuzun ilmeklerini kestik arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bu ön bandımızdaki ilmekleri de örerek bu sırayı bitiriyoruz. Şöyle. Şimdi arka sırada kol altı ilmeklerimizi atacağız. Şöyle arkadaşlar kol altına şöyle 1 2 3 4 5 adet ilmek attık. Şöyle kol altı genişliğini yakalamak için. Şimdi tekrar arka ilmekleri örmeye devam ediyoruz. Şöyle kolun birini yapmış olduk.
Şöyle arkadaşlar, diğer kol altına da yine 5 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar geri kalan ilmeklerimi de örerek ön yüze geliyorum. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar, kol altına da ilmeklerimizi attık. Şu şekilde bakın. Küçük bir yelek elde etmiş olduk. Çok küçük bir yelek arkadaşlar. Bu, yani minyat prematüre doğan bebekler için de kullanabileceğiniz ölçüde, belki onlara biraz büyük gelebilir ama yeni doğan bebekleriniz için tam ideal ölçüde bir yelek olacak. Şöyle gayet küçük. Şu kol altı ilmeklerimiz. Bu kol altı ilmeklerini arkadaşlar, şuraya attığımız 5 tane ilmeği şöyle 3 diş haroşa olana kadar örelim. Daha sonra tekrar düz ilmeğe çevirelim. Şimdi yeleğimizi yine örmeye devam edeceğiz. Şöyle bu düz kısımları örelim ve tekrardan yeleğimizi bitirdiğimiz zaman sonucu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kol altına dediğim gibi 5 ilmek atmıştım. Oradaki 5 ilmeği 3 diş haroşa olana kadar örün ve daha sonra düz ilmeğe çevirin arkadaşlar. İsterseniz sonuna kadar da o 5 ilmeği haroşa olarak devam edebilirsiniz. Şöyle kol altından 24 santim, şu şekilde 24 santim olana kadar, kol altından arkadaşlar 24 santim olana kadar yeleğimizi örmeye devam edelim. Şöyle kolu da şu şekilde bakın, gayet küçük bir yelek. Herkesin yapabileceği çok basit ve kolay bir yelek arkadaşlar. Şimdi bu kol altındaki ilmeklerimizi de 24 santim olana kadar örüyoruz. Yani şöyle beden ilmeğimizin tamamını 24 santim olana kadar örüyoruz. Arkadaşlar yeleğimiz bitti. Yalnız benim ipim az geldiği için boyunu, şu kol altından boyu şöyle arkadaşlar 16 santim oldu. Normalde 24 olması gerekiyor burası. Ama isterseniz siz uzatabilirsiniz. Şöyle buraya da şöyle elimde bir işleme yaptım. Süsleme amaçlı. İsterseniz onu da siz başka figürlerle süsleyebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.